Keratokonus, gözün en ön tabakası olan korneanın incelmesi, dikleşmesi ve sivrileşmesi işlemidir. Bu tablo toplumda 2000 kişide bir görülebilmektedir. Olguların %60-70'i genetik olarak görülmekle birlikte travma, gözü kaşıma, alerjik hastalıklar, vernal konjonktivitler ve bazı sendromlarla birlikte bu hastalık görülebilmektedir. Buradaki en önemli mesele keratokonusu çok erken devrede yakalamaktır. Keratokonusu erken devrede yakalarsanız bunu yapacağınız bir durdurma ameliyatı dediğimiz crosslinkte hastalığı stabil hale getirebilirsiniz ve daha ileri gitmesini engellersiniz. Eğer şayet hastayı çok geç yakalamışsanız, astigmatı çok yükselmiş, vizyonu çok düşmüşse bu sefer korneada ve gözün içinde ilave cerrahi tedaviler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bazı hastalarda cerrahi yapmadan kontak lens de kullanılmakla hastanın vizyonu artılabilir. Ama bugün biz genel olarak kliniğimizde 2004 yılından bu yana aşağı yukarı 5000 hastaya halka uygulaması yaptık ve son zamanlarda, son 3 yıldır BIORING'in halkalarını uygulamaktayız. Bu halkalar bilindiği gibi 90 mikrondan 90, 120, 160, 210 ve 320 mikronluk halkalardır. Ve bu halkaların kalınlıkları da 150 mikron, 200 mikron, 250 mikron ve 300-350 mikron olarak seçilebilmektedir. Bu halkaların hem boyu hem kalınlıkları hastalığın derecesine göre, topografinin yapısına göre seçilebilmektedir. Genelde bu halkaların kornea implantasyonu firmanın belirttiğine göre 4.7 iç ve 5.9 mm dış seçilerek yapılabilmekle birlikte her hekimin kendine göre bir nomogramı, bir uygulama şekli vardır ki ben de bu nomograma farklı bir şekilde yaklaşmaktayım. Ringin dışında, ringdeki hedefimiz şudur, hastalara hep bunu şunu özellikle belirtmek lazım. Hastanın vizyonunu arttırmak ve gözlük miktarını yani kusurunu düşürtmek, yoksa sıfır yapmak değil. Hedef demek ki hastanın görmesini arttırmak ve gözlüğü takılabilir seviyeye indirmektir. Şayet ringle istediğin seviyeye ulaşamadıysanız göz içine uyguladığımız Phakic öğeler de vardır. Bu Phakic öğelerin normal Phakic öğe de olabilir. Torik Phakic öyle de olabilir ki özellikle keratokonuslarda torik Phakic öyle tercih edilebilmektedir. Bazı olgularda hem hastaya ring ve peşine de torik Phakic öyle koyulabilmektedir ki biz buna kombine yaklaşım diyoruz. Bizim bu konuda aşağı yukarı 100'ün üzerinde vakamız vardır. Hem ring hem de Phakic öyle uyguladığımız vakalar söz konusudur. Keratokonusta son vurgulamadık istediğim cümle şu. Keratoplasti endikasyonu konmuş sayısız olguların eğer kornea merkezi saydamsa ve ring uygulanacak kadar bir kornea kalınlığı müsaitse bu olgularda BIORING uygulaması ilaveten Biotech'in akril Phakic torik öğelesi uygulamasıyla mükemmel sonuçlar alınabildiğini özellikle vurgulamak istiyorum.